Herkese merhaba. Pınar, ben Pinuçya'nın kitapları bloğundan. Bu kanaldaki sanırım üçüncü veya dördüncü, emin değilim, birbiriyle konuşan kitaplar videosuyla karşınızdayım. Bu sefer birbiriyle konuştuğunu iddia edeceğim kitaplar, ki ben iddia etmiyorum. Yazar da doğrulamış, yazarın kim olduğu ortada. Gabriel Garcia Marquez'in İyi Kalpli Erendiras'ı ile Cervantes'in bir kitabı. Onun ne olduğunu bir videonun devamında paylaşayım. Şimdi önce biraz İyi Kalpli Erendiras'dan bahsedeyim size. Gabriel Garcia Marquez, İyi Kalpli Erendiras'ı Başkan Babamızın Sonbaharı isimli ağır romanını yazdığı dönemde yazıyor. Bilenler bilir, okuyanlar bilir daha doğrusu. Başkan Babamızın Sonbaharı herhalde Marquez'in kitapları içerisinde okuması en zor kitaplardan. Biraz Saramago kitaplarına benziyor. Yazın dili açısından hani nokta virgül, hiç boşluk yok, hiç aralık yok, sayfalarca, hatta çok çok uzun cümleler var ve kusursuz bir çeviri, gerçekten Can Yayınları'ndan çıkıyor zaten bütün kitaplar, ama ağır, o yüzden açık bir dimağla okuması gereken bir kitap o. Şimdi Garcia Marquez diyor ki, ben o kitabı yazarken kendim bile bazen öyle sıkılıp darlanıyordum ki, bir röportajında söylüyor. Arada diyor böyle uçuk kaçık öyküler yazasım geliyordu diyor. İyi Kalpli Erendiras aslında o öykülerin derlendiği kitap. Kitaba adını veren İyi Kalpli Erendiras bu kitaptaki en uzun öykü. Onun dışında ama kaç öykü var? Hemen bakayım. Bakamadım. Bakacağım. 7 tane öykü var. Ama hani kitabın yarısı İyi Kalpli Erendiras, kalanlar da diğer 7 öykü. Şimdi bu kitaptaki öykülerin en önemli özelliği, Garcia Marquez'in daha önce yazdığı öykülerden farklı olarak hepsinin denizle alakalı olması. Ya deniz kıyısında geçiyor olaylar, ya denizden birileri geliyor, birileri gidiyor. Ya mutlaka bir deniz referansı var. İkincisi, bu İyi Kalpli Erendiras'daki öykülere yazana kadar Garcia Marquez aslında hep Kolombiya'da olan olayları anlatıyor. Hani bir Makonda var ama o Makonda da Kolombiya'da bir yer zaten. Dolayısıyla hep kendi ülkesine konsantre. Fakat İyi Kalpli Erendiras'da bahsi geçen anlatıların aslında sadece Kolombiya odaklı değil, Latin Amerika odaklı olduğunu başka bir röportajında söylüyor. Dolayısıyla daha geniş bir perspektiften yazabilir hale geliyor ki, bunu en güzel Başkan Babamızın Sonbaharı'nda konuşturuyor. Pek çok Latin Amerika diktatörünün yaptığı saçmalıkların yansımaları var o romanda. Neyse, o ayrı bir videonun konusu olsun. İyi Kalpli Erendiras'a dönelim. Şimdi bahsedeceğim bu kitaptaki sadece İyi Kalpli Erendiras öyküsü. Ama Ayşe'yi de söyleyemeden geçmeyeyim. Ne vardı bunda? Dünyanın Boğulmuş En Güzel Adamı diye bir öykü var bu kitapta. Ben onu da çok sevmiştim. Şimdi İyi Kalpli Erendiras'da kızımız Erendiras, bir de bir acımasız büyükannesi var. Erendiras çok varlıklı olan büyükannesinin evini yanlışlıkla yangın çıkmasına sebep oluyor. Büyükannesi de diyor ki, beni çok zarara uğrattın, elimde ne var ne yoksa kaybetmeme neden oldun. Sen bunun parasını bana ödeyeceksin. Bunu nasıl ödeyecek? Orospuluk yaparak ödeyecek. Kızı böyle bir fayton ya da at arabası, fayton demeyeyim, bir at arabasında bunlar yollara dökülüyorlar. Arada duruyorlar, çadırlar kuruluyor. Büyükanne kasa, kız içeride çadırın içinde sırada kuyruk falan, böyle acayip iğrenç bir hayat. Şimdi ama tabii gelip giden Erendiras ile birlikte olan adamlar arasından, neydi oğlumuzun adı, Ulises. Ulises aşık oluyor Erendiras'a. Erendiras da Ulises'e aşık oluyor. Ulises aslında saygın bir ailenin çocuğu. Ticaret falan yapıyordu babası zannedersem. Dolayısıyla Erendiras'ı o hayattan kurtarmak istiyor. Şimdi bunu burada bırakalım. Buradan Cervantes'in Çingene Kızı'na gidelim. Şimdi bu ama maalesef sanırım baskısı olmayan bir kitap. Telif problemi de olmayan bir yazar Cervantes, yani kaç yüzyıl önce yazmış. Niye çıkmaz bu kitaplar? Çok kızıyorum yayın evlerine. Cervantes'in kitabında da kızımızın adı Preciosa. Preciosa bir çingene. Ve bu çingene kıza aşık olan oğlumuzun adı da Andres. Şimdi Andres de aslında çingene değil. Dolayısıyla hani her iki kitapta da ortak öğe oğlanlar, adamlar kendi sosyal sınıflarına ait olmayan kızlara aşık oluyorlar. O kızları bulundukları
ortamdan alıp kurtarmaya uğraşıyorlar. Şimdi tabii bunlar gene kendi tespitlerim değil. Bunlar yine benim bu Kolombiya'daki bir üniversiteden online Garcia Marquez eğitim alıyorum ya. Orada öğrendiğim şeyler. Sonra bakayım notlarıma bakmam gerekiyor. Ha, her iki şeyde de romanda da bu da ortak öğe olarak gösteriliyor. Şimdi Ulises Erendire'ye diyor ki 8 gün ver bana, ben parayı pulu her şeyi ayarlayacağım, seni bu cehennemden kurtaracağım. Bunda da oğlan Andres. Andres Precioso'ya diyor 8 gün ver bana, ben seni bu zor çingeni hayatından, bu zor şartlardan kurtaracağım, refaha çıkartacağım. Bu anlamda Garcia Marquez zaten Cervantes'in bu kitabından etkilendiğini inkar etmemekle birlikte bir takım öğeleri alıp olduğu gibi Erendira öyküsüne taşıyor. Gün sayısını değiştirmiyor bile. Hani ben gizlemeye çalışmadım çünkü diyor gün sayısına kadar aynı kullanarak. Hani bunu edebi araştırmacılar falan herkes görsün bulsun diyor. Benim bir kaygım yok diyor. Kendi Latin kültürüne özgü özel öğeleri kattım ben kendi kitabıma diyor. Ki bence de o açıdan çok başarılı. Bakayım. İki kitapta da bu oğlanlar çok saf. Yani kızlar hakikaten iğrenç hayatlar sürüyorlar. Zor hayatlar sürüyorlar. Fakat çocuklar çok naif, çok saf. Her ne kadar çok varlıklı, yani kendi bulundukları toplumun şartlarına göre varlıklı ailelerin çocukları olsa da, ikisinin de böyle çok çakal babaları olsa da, oğlanlar babalarının çakallığından zerre almamış. Gerçekten çok iyi niyetli, çok saf, çok temiz kalpli çocuklar. O açıdan da birbirlerine çok benziyorlar. Bakayım. Onun dışında ortak öğe olarak söyleyebileceğim çok başka bir şey yok. Zaten Çingene Kızı 115 sayfalık bir öykü, uzun öykü. Erendira da 70-80 sayfalık bir uzun öykü. Şimdi Garcia Marquez'in ben daha önce Benim Hüzünlü Orospularım'la Cavabata'nın Uykuda Sevilen Kızlarını incelemiştim. Çok çok zayıf kalıyordu gerçekten Benim Hüzünlü Orospularım. İyi Kalpli Erendira kesinlikle öyle değil. Her ne kadar Cervantes'in Çingene Kızı'ndan pek çok ortak öğe alıp konuşsa da bu kitapla, kendine özgü çok güzel bir hikayesi olan benim en sevdiğim Garcia Marquez öykülerinden biri. Ki hani demiştim ya, bu Erendira acımasız büyük annesiyle bir at arabasının sırtında oradan oraya gidiyor. Yakalaması çok zor ama 100 yıllık yalnızlıkta Macondo'dan da geçiyor bu at arabası. Tabii bunu eğitimde söylediler de ben 100 yıllık yalnızlığa gittim de oradan o geçtikleri yeri buldum da buradalar falan dedim. Bu tabii çok kendi kendimize keşfedeceğimiz şeyler değil. Birbiriyle konuşan kitaplar videomda bu seferlik anlatacaklarım bu kadar. Birbiriyle konuştuğunu düşündüğünüz ve yorumlamamı istediğiniz kitaplar varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Eğer kütüphanemde varsa okuyup paylaşmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkese selamlar, sevgiler.